Hoş geldiniz. Bugün Muhammed Aydomuş hocamız da inşallah Kur'an-ı Kerim ve sünnet ışığında öfkeyle imtihanımız başlıklı konuyu inşallah bizimle paylaşacak. Muhammed Hocam, hoş geldiniz. Mikrofonu arz ediyoruz. Hoş bulduk Fatih Bey, teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle birlikte müzakere etmek istediğimiz konu, en büyük imtihan vesilelerimizden birisi olan Cenab-ı Hakk'ın fıtratımıza yerleştirdiği önemli duygulardan bir tanesi öfke ile alakalı bazı ayetler, hadisler ve günümüzdeki uzman kişilerin bazı değerlendirmelerini müzakere etmiş olacağız. <laughs> Her şeyden önce Allah Celle Celaluhu insanlara bütün insanlara öfke, inat, sevgi, merhamet, acıma ve benzeri birçok duygular vermiştir. İnsanı insan yapan da bu duygulardır. Bu özelliklerdir. İşte bunların veriliş gayesi en önemli veriliş amaçlarından bir tanesi ve en başta geleni bir imtihandır. Ahiretimizi kazanmak için, ebedi saadetimizi kazanmak için bunları nasıl değerlendirebiliriz, nasıl yönlendirebiliriz? Bu önemli bir husus. İlk olarak Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresinin 134. ayeti var. Bu ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Burada müttakilerin, kamil müminlerin, yürekten, gönülden inanmış müminlerin özelliklerini sayıyor Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim'de birçok karakterlerin özellikleri vardır, vasıfları vardır müminin özellikleri vardır, münafıkların özellikleri vardır. O sıfatlarla, o sıfatlarla, o özelliklerle biz kimlikleri tanımaya gayret ederiz. İşte burada da hakva ehlinin, kamil müminlerin özelliklerini sayıyor Cenab-ı Hak. Ali İmran suresinin 134. ayetinde. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ fisserra'i ve darra'i. Birinci özellikleri burada bu. Ayet-i Kerime'de müttakilerin, takva sahiplerinin. Neymiş o? Onlar bollukta da, darlıkta da Allah yolunda harcarlar, infak ederler. Hem bollukta, varlıkta verirler ama yoklukta ve darlıkta da vermeye devam ederler. Hani varken verip yokken artık yok biz ne yapalım demezler. İnsan darlık zamanında da yokluk zamanında da imkanı neye yetiyorsa. Bir dilim ekmek, bir lokma ekmek, üç zeytin neyse mutlaka infakta bulunmalı. Bu infak geleneği, ahlakı devam ettirilmeli, bu damar kurumamalı. Yani Cenab-ı Hak biz fakirken bizden çok istemiyor. Neyse yani imkanımız nisvetinde. Hani efendimizin bir hadisi var. Yarım hurma dahi olsa buyuruyor. Yarım hurma bile olsa kendinizi cehennemin ateşinden korumaya çalışın. Yarın kıyamet gününde o yarım hurmanın bile neler kazandırdığını orada görmüş olacağız. Önemli olan imkanın nisbetinde ihlas ve samimiyetle infakta bulunmak. Şimdi birinci özellikleri bu. Kim bunlar? Takva ehlinin Müttakilerin birinci özellikleri. Onlar darlıkta da bollukta da devamlı Allah yolunda infak ederler. Yani bir yönüyle infak etmeden duramazlar. İkinci bir özelliklerini sayıyor bu ayeti kerimede. Başka ayetlerde Kur'an-ı Kerim'in değişik surelerinde yine müttakilerin değişik özellikleri sayılır. Ama burada en önemli birkaç özelliği. İkincisi de vel kazimine'l gayza vel afine Onlar öfkelendikleri zaman öfkelerini yutarlar. Bakın Kur'an-ı Kerim şöyle demiyor. Müttakiler, kamil müminler öfkelenmezler demiyor. Çünkü o insanın fıtratında, varlığında var olan bir özellik. Onlar öfkelenirler. Fakat öfkelendikleri zaman öfkelerini yutarlar. İşte takvaya giden takva ufku'na bizleri ulaştıran en önemli özelliklerden bir tanesi de bu. Sonra walafine öfkelerini yutmakla kalmazlar. Şimdi mesela bir lokmayı ağzımıza aldığımız zaman onu yutuyoruz, ama yutmakla kalmıyoruz, onu hazmediyoruz. Övütüyoruz, hazmediyoruz. Bütün vücudumuza hücrelerimize yayılıyor enerjiye dönüşüyor. Tıpkı onun gibi müminler de öfkelerini yutarlar. Ama yutmakla kalmazlar. Vel afine aninnes. Ardından da bağışlarlar, affederler. Yani onu hazmederler, rahatlamış olurlar. Sonra diyor ki Vallahu yuhibbul muhsinin. İşte Allah böyle muhsinleri, ihsan sahiplerini sever buyuruyor. Şimdi bu ayet-i kerimenin açıklamasında hocamızın bir değerlendirmesi var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Ondan önce müttaki olmanın takva sahibi olmanın önemli bir vasfının öfke kontrolü. Öfkelendiği zaman onu kontrol edebilme, onu yutma olduğu ifade ediliyor. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. Öfke kontrolü öğrenilebilir, kontrol edilebilir bir şey olduğunu ayet bize açık bir şekilde ifade ediyor öfkelenirler ama onu yutarlar. Dolayısıyla bu öğrenilebilir bir şey. Kur'an öfke kontrolünü bizlere bu ayette tavsiye ediyor. Evet, sonra yutmakla kalmaz, affederler, bagajlarındaki o ağır yükü de atarlar. Yani yuttu ama affetmediği zaman, bağışlamadığı zaman o kin, o öfke için için onu yeyip bitirecek. Onunla beraber yatağa girecek. Onunla beraber trafikte dolaşacak. Dolayısıyla içten içe ona zarar vermeye devam edecek. Ama bağışladıkları zaman o ağır yükten de kurtulmuş olacaklar. Bunlar takvaya giden yolda önümüzde bizim birer akabeler. Bunları açtıkça Cenab-ı Hakk'ın rızasına daha çok yaklaşmış, liyakat kesbetmiş olacağız. Şimdi hocamız bu ayet-i kerimenin izahında şöyle buyuruyor. Gazap hissine yenik düşmemek Kur'an-ı Kerim'de gadap olarak da geçiyor öfke. Gadap hissine yenik düşmemek ancak ihsan şuuruyla dolu bulunmakla mümkün olur. Nitekim gayza sevk edecek hadiseler meydana geldiği zaman bile o öfkeli anında bile öfkesini yutabilen sabırlı kulların anlatıldığı bu ayetin sonunda vallahu yuhibbul muhsinin. Allah böyle ihsan ehlini sever. Demek ki öfkeyi yutabilen insanlar aynı zamanda muhsin, ihsan ehlinden oluyorlar. Allah ehli ihsanı sever diyor ayeti kerime. Neydi ihsanın? iki anlamı var değerli arkadaşlar. Bir, insanlara iyilikte bulunmak. Her türlü ihsanda, ikramda iyilikte bulunmak. Maddi, manevi iyilikte bulunmak. Buna ihsan diyoruz. İkinci anlamı da Efendimizin hadis-i şerifte ifade buyurduğu her nerede olursan ol, Allah beni görüyor şu uğruyla davranmak ve hareket etmek. Yani her an huzurda olduğumuzun, Cenab-ı Hakk'ın bizi gördüğünün, kontrol ettiğinin, rakip olduğunun idraki ve şuuru içerisinde bulunma. Demek ki bir insan ben Rabbimin huzurundayım. Rabbim beni görüyor. Aman yanlış yapmayayım şuuru idraki içerisinde olursa işte bu insanın öfkesini kontrol edebileceği Ayet-i Kerime'de ifade ediliyor. Evet yine bu beyanı ı ilahideki ihsanın da iki manası onları sizlere arz etmiş oldum. Ayeti başka bir Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak ihsanla alakalı, buyuruyor ki iyilikle kötülük bir olmaz. Fussilat suresinde iyilikle kötülük bir olmaz. O halde sen kötülüğü en güzel tarzda uzaklaştırmaya bak. Bu da bir ihsan ölçüsü, ihsan şuuru. Bağışlayın, küfredene küfretmek, vurana vurmak, dövene dövmek, sövene sövmek bu değil ayette buyuruyor ki sen kötülüğü en güzel tarzda iyilikle uzaklaştırmaya bak. Bir de bakarsın ki senin bu güzel davranışından dolayı bir de bakarsın ki seninle kendisi arasında düşmanlık olan kişi candan sıcak bir dost vermiş. Ama kötülüğe karşı iyilik hasleti ancak sabredenlerin, faziletten yana nasibi çok olanların karıdır. Yani ihsan ehlinin karıdır. Evet bu güzel bir şey fakat bunu başarmak, bu akabeyi aşmak da ancak sabredenlerin faziletten yöne, imandan yöne nasibi çok olanların karıdır. Ayeti kerimesi de bizlere bu hakikati ifade ediyor. Bu mevzuda bir kutsi hadisi şerifte şöyle ifade ediliyor. Faziletlerin en büyüğü, faziletlerin en büyüğü aranızdaki akrabalık ve dostluk bağlarını koparanı senin arayıp sorman, seni mahrum bırakana senin ihsanda bulunman ve bir de zulmüne maruz kaldığın insanı affetmendir diyor. Zulmüne maruz kaldığın insanı affetmendir. Tabi bu şu demek değil arkadaşlar. Efendim bir savaştasınız, Kafir, zalim, efendim orada e, onu hoş göreyim, affedeyim meselesi değil. Bu daha çok müminler arasında, normal insanlar arasında, komşular arasında. Ama Allah'ın emrettiği herhangi bir durumla karşılaştığımız zaman cephede, savaşta, değişik noktalarda tabii o ayrı. Evet, bunlar da hadisi kutsi de Cenab-ı Hak bunları faziletlerin en büyüğü olarak bizlere ifade ediyor. Yine bu manada başka bir ayeti kerime bu da Şura suresinin 37. ayetinde. Şöyle buyuruyor. Vellezine yectenibun kebairal ismi vel fevahish وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ <يَغْفِرُون> Onlar büyük günahlardan ve fuhşiyattan yani her türlü çirkin, hayasız davranışlardan kaçınırlar. Yine burada müttakilerin özelliklerinden bahsediyor. Kızdıkları, öfkelendikleri zamanda bile kusurları bağışlarlar. Yani kinci olmazlar, intikamcı olmazlar. Hoşgörülü, affedici, bağışlayıcı davranırlar şeklinde bu ayet kerimede de bu şekilde ifade ediyor. Evet. Şimdi bununla alakalı yine bir ayeti kerime de okuyup sonra bazı hadisi şeriflerin müzakeresine geçelim. Bu okuyacağım ayeti kerime de Furkan suresinin 43. ayeti. Burada da değerli arkadaşlar şöyle buyuruyor Rabbimiz. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan ve adaletle şahitlik eden kimseler olun. Hakkı ayakta tutun ve her türlü şahitliği adaletle yerine getirin. Bir topluluğa olan öfke ve kininiz sakın sizi adaletsiz davranmaya sevk etmesin, zulme sevk etmesin. Bir topluluğa olan kin ve öfkeniz de sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun, hakva'ya en uygunu, en yakışanı budur, buyuruyor ayeti kerime. Bu ayetin de önemli bir mesajı katiyen ve kesinlikle hukuka, adalete, yargıya öfkenizi, kininizi karıştırmayın. Eğer böyle yaparsanız haddi aşarsınız. Adaletten ayrılırsınız, zulmedersiniz. Olabilir, birine kızmış olabilirsiniz, öfkelenmiş olabilirsiniz. Ancak diyor bunu kesinlikle adalete, hukuka karıştırmayın. Şahitlik yaparken, adaleti ayakta tutarken, karar verirken kesinlikle hukuka, öfke ve benzeri duyguları karıştırmayın. İşte ancak bu şekilde takvaya yaklaşmış, ehli takva zümresine girmiş olursunuz. Bu ayet-i kerimede de evet insan öfkelenebilir ama bir insan hakkında, bir topluluk hakkında ya da mahkemede bir yerde karar verirken kesinlikle öfkenizi karıştırmayın. Efendimizin başka bir hadisi şerifi var değerli arkadaşlar. Öfkeli iken karar vermeyin, hüküm vermeyin buyuruyor. Yani önce insan oturmalı, sakinleşmeli çünkü öfke geldiği zaman akıl ve mantık devreden çıkar, kontrolden çıkar. Ee, psikologlar, bu işin e, ilmiyle meşgul olan uzmanlar buna geçici bir delilik hali, cinnet hali diyorlar yani. O anda akıl ve mantık devreden çıkıyor, bütün sistemi öfke kontrolü altına alıyor işte o anda vereceğin kararlar çok adil olmayabilir bilir. Ayet-i Kerime'nin dikkatle üzerinde durduğu bir husus bu. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öfkenin kontrol edilebileceğini şu hadisi şerifte de bize hatırlatıyor. Güçlü Yiğit dediğin, pehlivan dediğin güreşte rakibini yenen kimse değildir. Asıl yiğit, asıl pehlivan kızdığı zaman öfkesini yenen adamdır. Yani öfkesini kontrol edebilen adamdır. İçerisinde lavlar var ama onu dışarıya püskürtüp bütün alemi, bütün ormanı yangına vermiyor o anda sabredebiliyor İşte burada da Allah Resulü öfke kontrolüne dikkatimizi çekiyor yine bir hadisi şerifte Efendimiz şöyle buyuruyor İnsanoğlu farklı farklı mertebelerde yaratılmıştır öfkenin tanımını yapıyor efendimiz. Kimisi nadiren öfkelenir. Yani çok az öfkelenir ama çabuk yatışır. Nadiren öfkelenir ama çabuk yatışır. Kimisi çabuk öfkelenir, çabuk yatışır. Bazısı çabuk öfkelenir fakat zoru teskin edilir ki en şerlileri en tehlikelisi bunlardır. En hayırlıları ise nadiren öfkelenik, öfkelenip çabuk yatışanlardır. Yani Allah Resulü Efendimiz öfkelenmez demiyor. Ama burada öfkenin derecelerini. Şimdi burada Efendimiz Ali vesselam sınıflandırmalar yapmış. İnsan fıtratlarını, insan karakterlerini insan bunu okuyunca kendisinin hangi sınıfa girdiğini kolayca anlayabilir. İsterseniz bir daha okuyayım. İnsanoğlu farklı farklı mertebelerde yaratılmıştır. Kimisi nadiren öfkelenir çok az kolay kolay öfkelenmez ama çabuk yatışır. Kimisi çabuk öfkelenir, çabuk yatışır. Yani hemen öfkeleniyor, çabuk öfkeleniyor ama bir anda geçiyor alev gibi. Bazısı çabuk öfkelenir, zoru teskin edilir ki en şerlileri bunlardır. En hayırlıları ise nadiren öfkelenip çabuk yatışanlardır. Şimdi böyle mübarek bir Allah dostu varmış. Hiç böyle öfkelenmezmiş. Yani dünyevi şeylere öfkelenmezmiş. Bir terzi demiş ki ben bunu öfkelendireceğim. Ben bunu kızdıracağım. Ona bir cübbe diktirmiş. Şimdi Terzi o mübarek zatı kızdırmak için sağ kolunu kısa yapmış, sol kolunu uzun yapmış biraz. Kolundan uzun yapmış. Sonra Efendi Hazretleri alıyor o cübbesini, elbisesini terliden, Terzi'den giyiyor. Bakıyor sağ eli biraz kısa, sol eli uzun. Hay Allah senden razı olsun diyor. Tam benim içimden geçeni yapmışın diyor. Ben de diyor böyle bir cübbe istiyordum. Niçin? Çünkü diyor sağ elimle işte yazı yazıyorum. Kitaplarımı yazıyorum, okuyorum, yazıyorum. Sağ elimle yazı yazarken böyle o cübbenin ucu ikide bir koluma engel oluyordu. Rahat edemiyordum bu şekilde çok güzel olmuş. Sol kolumda da diyor böyle sokakta giderken elimde kitabı götürürken onun içerisine diyor kitabımı saklarım diyor. O da çok güzel olmuş diyor. Allah senden razı olsun diyor. En sonunda o terzi diyor ki artık bu adamı dünyada kimse öfkelendiremez. Şimdi değerli arkadaşlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman Allah Resulü dünyevi şeyler için ya da şahsi şeyler için hiçbir zaman öfkelenmemiş. Mesela Peygamber Efendimiz ve Vesselam öfkelenmez mi? Gadaplanmaz mı? Elbette öfkelenir, o da kızar. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şahsi şeylerde, böyle dünyevi şeylerde öfkelenmez ama dine ait, hukukullah'a ait, ümmetin hukukuna ait, insanlığın hukukuna ait şeylerde elbette öfkelenirdi. Hani meşhur bir hadise var hepinizin çok iyi bildiği. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Hazreti Ayşe validemizin evinde. Hazreti Ayşe validemiz yaşça daha diğerlerinden küçük bir de gece gündüz hadis ilim değişik şeylerle meşgul olduğu için belki yemek yapma noktasında diyelim Hazreti Hafsa validemiz kadar becerikli değil. Şimdi onun evindeyken Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe validemizin evindeyken böyle akşam yemek yeneceği vakit Hazreti Hafsa Validemiz bir tabak yemek gönderiyor. Tabi yemeğin geldiğini gören Hazreti Ayşe Validemiz çok kızıyor, öfkeleniyor. Sanki ben yemek yapmasını bilmiyorum mu der gibi bir vuruyor yemek bir tarafa tabak bir tarafa gidiyor. Bakın normalde bir insan böyle bir anda kızabilir. Fakat Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam o anda ne yapmıyor? Kızmıyor. Böyle bakıyor, tebessüm ediyor. Biraz sonra Hazreti Ayşe validemizin de biraz öfkesi gidince o da yaptığı hatayı anlıyor. Ya Resulallah diyor, ne yapabilirim? Efendimiz de diyor ki: Yemeğine karşı bir yemek vereceksin tabağına karşı bir tabak vereceksin. Kırdığın kalbi de diyor düzelteceksin şeklinde Efendimiz Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tavsiyesi oluyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle şahsi basit şeyler için hani biz çok olur ya evimizde işte yemeğin tuzu yok. Efendim şunu yok, bunu yok. Biraz gecikince bazen ortalığı Ayağı kaldırıyoruz ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bu türlü şeyleri e, görüyor. Ama mesela bir gün Efendimiz Ali ve vesselam mescide geliyor. Bakıyor ki yatsı namazında mescitte insanların sayısı biraz az biraz da dağınık bir şekilde bulunuyorlar. İşte orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öfkeleniyor, kızıyor. Diyor ki şu anda öyle içimden geliyor ki ezan okutayım. Sonra camiye gelmeyenlerin evlerini odun toplatarak onların başlarına cayır cayır yakayım. İçimden diyor şu an böyle geliyor diyor Efendimiz. Bakın burada kızıyor. Mesela bir gün geliyor birisi Peygamber Efendimiz'e Ya Resulallah diyor. Bizler çalışan insanlarız. Erken yatıyoruz, erken kalkıyoruz, işimize gidiyoruz. Ama diyor bize falanca kimse namaz kıldırdı. Şu 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 sureleri, ayetleri okudu. Çok uzun tuttu. Diye şikayet edince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada da öfkeleniyor mesela, kızıyor. Ve o namaz kıldırana ve kıldıranlara diyor ki siz insanları dinden soğutmak mı istiyorsunuz? Niçin böyle yapıyorsunuz? Neden insanlara eziyet ediyorsunuz diye orada kızıyor mesela, uyarıyor. Yine bir gün bir bedevi. Bedevi demek arkadaşlar hani çok medeni olmayan, köyde, kumda, çadırda yaşamış, çok böyle adab, incelik, nezaket bilmeyen öyle bir hayatın içinden gelen bir insan. Şimdi gelmiş bir bedevi köyden efendimizin mescidine. Usul bilmiyor, adab bilmiyor. O günkü mescitte ortada bir hurma liflerinden hasır, etrafı kum, mescidin üzeri hurma dallarıyla örtülmüş, böyle yani bir mescid. Bu usul adab bilmeyen bedevi, bağışlayın, bir ihtiyaç, küçük ihtiyacını giderecek, mescidin bir kenarında bu ihtiyacını gideriyor. Şimdi normalde her insan buna kızabilir. Sahabeler de kızıyorlar diyor. Ya bir anda böyle öfkeleniyorlar, onun üzerine yürümek istiyorlar. İşte orada Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam sahabelere işaret ediyor. Durun diyor. Dokunmayın diyor. Ona bir şey söylemeyin diyor. Hatta biraz kızıyor onlara. Sonra da onun ihtiyacını giderdiği yere birkaç kova su dökün, temizleyin diyor. Peygamber Efendimizin en büyük korkusu, en büyük endişesi o insanı kaçırmak, dinden soğutmak. Sahabeye diyor ki eğer siz onun üzerine hücum etseydiniz, ona bir şeyler söyleseydiniz, kızsaydınız o utanacaktı, mahcup olacaktı, kaçıp gidecekti. O bakımdan bu şekilde yapmayın diye orada uyarıyor. Buna benzer efendimizin hayatında pek çok örnekler vardır. Yani dine ait, imana ait, Allah'ın hukukuna ait şeylerde eee kızabiliyor. Mesela yine yaşlı bir siyahi kadıncık efendimiz Ali sallallahu aleyhi namaz kıldığı o Mescid-i Nebevi'nin ilk zamanları böyle sık sık gelir o mescidi temizlermiş. Böyle fakir, gariban, yaşlı, zenci, siyahi bir kadıncaz devamlı mescidi temizlermiş. Bir hafta, iki hafta, üç hafta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadıncağızı göremiyor. Göremeyince sahabe-i soruyor. Diyor ki yaşlı bir kadıncağız, siyahi bir kadıncağız vardı geliyordu. Mescidimizi temizliyordu. Ama diyor ben onu göremiyorum. Epeydir göremez oldum. Deyince sahabeler diyorlar ki ya Resulallah o kadıncağız öldü, vefat etti ve onu biz gömdük. Yani Peygamber Efendimizin soracağı akıllarına bile gelmiyor. Yani önemsemez. Böyle şey sıradan bir kadıncağız yani çok önemsemez gibi nasıl düşündülerse Peygamber Efendimize haber vermiyorlar. Mesela orada Peygamber Efendimiz kızıyor. Biraz öfkeleniyor ve diyor ki bana haber vermeli değil miydiniz? Bakın çünkü o kadın Allah Resulü'nün müminlerin mescidine hizmet etmiş. Allah'ın evini temizlemiş. Allah'ın mabedine hizmet etmiş. Sonra bakın Efendimiz ne kadar önem veriyor. Bana diyor onun kabrini gösterin. Peygamberimizi onun kabrine götürüyorlar. Onun mezarında Efendimiz tekrar namaz kılıyor. Gıyabi olarak namaz kılıyor. Ve ellerini açıp o siyahi o gariban dediğimiz kadıncağıza peygamber efendimiz ey Rabbim diye ona dua ediyor. Onu rahmetine gark et diyor. Ne büyük talihlilik. Bakın orada efendimiz kızıyor. Antiparantez buradan şunu şöyle bir mesaj alabiliriz değerli arkadaşlar. Efendimiz müminlerin namaz kıldığı bir mescidi bile bakın bir mescidin tozunu silen bir kadına bile ne kadar vefalı davranıyor. Arıyor, soruyor, kabrine gidiyor, dua ediyor. Şimdi sadece mescidin tozunu silmek değil. Kalplerin tozunu silen Kur'an'ın, imanın efendimizin unutturulmaya çalışıldığı bir dönemde insanların kalplerine, ruhlarına, gönüllerine Efendimiz'i anlatmaya çalışan, tanıtmaya çalışan, gayret eden kalplerin ve kafaların küfür tozlarını, şirk tozlarını silen ümmetine acaba ahirette nasıl bir vefa gösterir Efendimiz? Onlara nasıl sahip çıkar? bu açıdan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselamın öfke ile hallerine baktığımız zaman birçok örnekler görürüz ama şahsı için, dünyevi şeyler için, böyle basit şeyler için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öfkelenmezdi. Mesela yine şöyle buyuruyor efendimiz. Gazap öfke şeytandandır. Şeytan da ateşten yaratılmıştır. Yani şeytan ateşten yaratılmıştır. Öfke şeytandandır. Dolayısıyla öfkenin kaynağı da nedir? Ateştir. Ateş ancak su ile söndürülür. Biriniz kızdığı zaman abdest alsın buyuruyor efendimiz. Hele böyle soğuk, buz gibi su ile böyle bir abdest almak o yangını söndüren önemli ilaçlardan bir tanesi olduğunu buyuruyor. Öfke halinde yapılması gereken bir başka şey de kişinin bulunduğu konumdan daha pasif bir duruma geçmesi. Yani bir hal değişikliği. Bununla ilgili de şöyle buyuruyor yine. Dikkat ediniz. Öfke insanoğlunun kalbindeki bir ateş parçasıdır. Gözlerin kızardığını, boyun damarlarının şiştiğini görmez misiniz? Her kim bunun eserini duyarsa yere uzansın. Ayakta ise otursun, yine sakinleşmezse yanı üzerine yatı versin. Yani ya otur, ya kalk, ya uzan, içinde bulunduğun halden mutlaka uzaklaş şeklinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tavsiyesi. Bir gün değerli arkadaşlar bir bedevi yine Allah Resulü'nün arkasından cübbesini çeker. Asılıyor böyle cübbeye asılıyor. Hatta çektiği yer mübarek boynunda iz bırakır. Ve efendimiz kendisine hakkımı ver diyen ey Allah'ın Resulü benim hakkımı ver diyor. Derken de arkadan cübbeden asılıyor, asıldığı zaman cübbe peygamber efendimizin boynunda iz bırakıyor. Böyle bir davranış içerisinde olan adam karşısında tabi sahabelerin öfkelenmesine karşılık, sen ne yapıyorsun Allah'ın peygamberine karşı bu ne saygısızlık dercesine öfkelenmelerine karşılık, Efendimiz onun haline tebessüm ediyor. Ona istediğini verin diyor. Sabırla, mülayemetle karşılık vererek ona istediğini verin diyor. Evet. Şimdi de değerli arkadaşlar. Üstad Hazretleri insanlara bu duyguların hikmetini anlatırken şu şekilde bir ifadesi var dokuzuncu mektupta. İnsanın fıtratındaki şiddetli merak, hararetli muhabbet, dehşetli hırs ve inatlı talep ve hakeza o diğer şedid şiddetli duygular böyle öfke gibi hissiyatlar umuru uhreviyeyi kazanmak için verilmiştir. Aslında bunlar ahiretimizi kazanmak için verilmiştir. O hissiyatı şiddetli bir surette fani umuru dünyeviyeye tevcih etmek, yani ahireti kazanmak için verilen bu sermayeleri dünyaya harcamak, fani ve kırılacak şişelere baki elmas fiyatlarını vermek demektir diyor. Cam parçalarına, teneke parçalarına elmas fiyatlarını vermek. Sen onunla elmas alman gerekirken cam parçaları alıyorsun. Yani o duyguları eğitip mesela inat biz gereksiz şeylerde bazen günlerce, aynad, aylarca inatlaşıyoruz, küsüyoruz. Basit bir şey. Halbuki diyor üstad, inat bunlar için verilmemiş. İnsan inat etmeli. Neyde inat etmeli mesela? Allah'a kullukta inat etmeli. Kur'an okumada inat etmeli. Kitap okumada inat etmeli. Hizmet etmede inat etmeli. Böyle müsbet, faydalı, Allah'ın rızasını kazandıracak güzel amellerde insan inat etmeli. infakta inat etmeli. Komşularıyla, dostlarıyla iyi geçinmek, iyilik yapma noktasında inat etmeli. Ama biz bu inat duygusunu dünyevi basit şeylere harcarsak elmas alabileceğimiz çok kıymetli bir sermayeyi cam parçalarına değişmiş oluruz diyor Üstad Hazretleri. Mesela insan merak insana verilmiş merak böyle duygular insana verilmiş. Ama insan neyi merak etmelidir? Gereksiz şeylere merak sardığı zaman ömrümüzü, zamanımızı boşuna geçirmiş oluyoruz. Ama insan hayırlı şeyleri merak etmeli. Dine ait şeyleri, imanımıza ait şeyleri, ahiretimize ait şeyleri insan merak etmeli, araştırmalı, okumalı, incelemeli, kendini geliştirmeli. Ama merak ediyoruz insanların eksiğini aramada, kusurunu aramada, o ne yaptı acaba, bu ne yaptı acaba falan diye merak duygusunu yanlış yönlendirdiğimiz zaman ahireti kazandıracak iken maalesef hem dünyamıza hem ahiretimize zararlı hale getirmiş oluruz diyor. Öfke duygusu da aslında İnsanın kendi hayatını korumak, kendinin çoluğunu çocuğunu muhafaza etmek için verilmiş bir duygu. Ama bunların ölçüsü kaçtığı zaman ahiretimiz adına, kendimiz adına, toplum adına çok zararlı hale geldiğini Üstad Hazretleri ifade ediyor. Evet, değerli arkadaşlar, insan niçin? öfkelenir şimdi biraz bunun sebepleri üzerinde durmaya çalışalım mesela bugün de e, hani bazı şeylere araştırdım okudum bazı e, uzman kişilerin makalesi olsun değişik şeyler bunların sebeplerini açıklarken şöyle diyorlar öfkenin en önemli sebeplerinden birisi kibir. Yani narsist insanlar, böyle kendini beğenmiş, kibirli insanlar, büyük beklentiler içerisinde olan insanlar, kendini hatasız, kendini kusursuz, her neye, nereye giderse gitsin bir numara olmak isteyen insanlar. İşte bu insanları en küçük şekilde uyardığınız zaman, tenkit ettiğiniz zaman ya da beklentisi karşılanmadığı zaman anormal şekilde öfke nöbetlerine girebiliyorlar. Ve özellikle insanlarda öfke kontrolü çocukluk yaşlarında başlar. Yani öfkenin en önemli sebeplerinden birisi çocuklarımızın, gençlerimizin çocukluk dönemindeki yaşadıkları travmalar. Mesela ailede şiddet görmüş ise, ailede ayrımcılık görmüş ise, dışlanmış ise, efendim alay edilmiş ise ve benzeri şeyler yaşanmış ise bunlar aklına geldikçe insanlar öfkeleniyor. Yani temelleri biraz Derinlere indiğini ifade ediyorlar. Çocukluğunda istismara uğramış ise bedensel mesela bir özrü var ki mesela bir arkadaşımız onu anlatmıştı. Ben diyor küçük çocukken böyle e, ilkokula falan giderken gözleri rahatsızmış. Çok böyle... E, yüksek numaralı derin bir gözlük. Tabii böyle baktığınız zaman da çok değişik bir görüntüsü var. Böyle bir gözlük taktığı için okula gittiği zaman etrafındaki arkadaşları onunla devamlı alay ederlermiş. Çevrede, sokakta yani sokağa çıkamaz hale gelmiş böyle o gözlüklerinden dolayı. Bu onda ciddi bir rahatsızlık oluşturmuş. Mesela doktora gitmiş. Doktor Ta bunları dinleyince çocukluktaki bunların etkisi olabiliyor. Onun için anne ve babaların çocuklara olan davranışları bu noktada çok önem arz ediyor. Mesela adaletsizlik duygusu eğer çocuk ailesinde adaletsizlik, haksızlık, zulüm görmüşse anne babaya ailesine karşı içinde bir öfke oluşuyor. Eğer bir topluluk idare tarafından, hükümet tarafından, devlet tarafından adaletsizlik, zulüm görmüşse orada da toplumsal öfkeler oluyor. Terör, anarşi, efendim her türlü saldırganlık. Yani adalet olmayınca, hak hukuk olmayınca göz göre göre insanların hakkı yenince, çiğnenince işte bu insanlarda ve toplumda şiddetli öfkelerin oluşmasına sebep olabiliyor. Mesela beklentili olmak ve beklediğini bulamamak bir öfke kaynağı. Başkasıyla kıyaslanmak, öfkelendirir. Yani çocuklarımızı eğitirken, terbiye ederken zaman zaman bu hatayı yapıyoruz. Bak, komşunun oğlu 100 aldı. Sen 80 aldın. O şunu yaptı, o bunu yaptı. Ve o hem anne babasına karşı düşman oluyor, öfkeleniyor hem de o kıyas edilen arkadaşına karşı öfke duyuyor fırsatını bulduğu zaman o arkadaşına kötülük yapabiliyor. Başkalarıyla kıyaslanmak. Tatmin edilmeyen arzu, istek ve duygular öfke sebebidir. Mesela çocuk aradığı sevgiyi bulamamış, ilgiyi bulamamış. Yahut eşler birbirlerinden maddi manevi aradıkları sevgiyi, arzuyu, isteği bulamadıkları zaman bu öfke kaynağı olur farklı şekillerde tezahür eder alay edilmek ve toplum içinde küçük düşürülmek hani e, veylülli külli hümezetillümeze ayetlerde geçiyor ya e, veyl olsun yazıklar olsun gıybet eden arkadan çekiştiren bir de el kol işaretleriyle değişik mimiklerle alay eden bunların hepsini gıybet cümlesinde ayet ifade ediyor. Yani alay edilmek toplum içinde küçük düşürülmek, değersizleştirilmek. Bu da önemli bir öfke kaynağı. Bir profesör psikolog onu diyor insanların bir özeline iki özürlerine üç onurlarına karşı çok saygılı olun. İnsanların özeline özel hayatlarına karşı saygılı olmak özürleri de mesela bir engeli olabilir. Şimdi arkadaşla konuşuyorsun daha ilk sözün ya senin gözün neden böyle şaşı diye başladığın zaman karşı tarafı biraz küçük görme gibi bir şey oluyor. Sizin niyetiniz böyle olmasa bile o engele takıldığınız için karşı tarafı öfkelendirebiliyor. Evet. Bir başka dinlenmemek ve kendini ifade edememek çıldırtır, öfkelendirir insan. Dinlenmemek. Mesela Efendimiz aleyhissalatu vesselam o her haliyle bize üsve-i hasene örnek efendimiz bir insanla konuştuğu zaman bütün bedeniyle ona dönerdi. Yüzüyle, gözüyle ona dönerdi. Ona odaklanırdı. Dikkatle onu dinlerdi. Değerli arkadaşlar, efendimizin bu tavrı o kadar önemli ki bu lisanı halle şu demek. Sen benim için önemlisin. Sen benim için değerlisin. Şu anda zamanımı sana ayırdım. Bak başka hiçbir şeyle meşgul olmuyorum. Karşının değerli olduğunu hissettirmek. Maalesef günümüzde biz bunu çok yapamıyoruz. Mesela hatta derslerimizde, sohbetlerimizde bile görüyoruz. Arkadaşla konuşuyorsun, sohbet ediyorsun. Arkadaş almış eline cep telefonunu. O başka şeylerle meşgul oluyor. Bu ne demek? Yani külahıma anlat, seni ben dinlemiyorum gibi bir hal. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davranışı bu idi. Bir çocuk bile olsa ya da yaşlı bir insan bile olsa ya da kimsenin yüzüne bakmayacağı belki fakir dışlanmış bir insan bile olsa Allah Resulü onunla konuşurken çok değer verir, ilgilenir, problemini çözmeye odaklanırdı. Dolayısıyla dinlenmemek ve kendini ifade edememek, kendini anlatamamak, anlaşılamamak ve içine atmak. İşte bu içte ciddi öfkelere sebep olur. Ayrıca engellemeler ve hep konan yasaklar her şey yasak o yasak bu yasak Bu da çocuklarımızı insanları e, öfkelendirir yasak koymak yerine alternatif alternatif Yollar sunmak nedenlerini izah etmek yani niçin böyle yaptığını izah ederek ikna ederek Yoksa yasak. Tamam. Yapma ama nedenini anlatmıyorsun. Niçinini anlatmıyorsun? Değerli arkadaşlar, bir çocuk ailesinde yetişirken babasının, annesinin problem çözme metotları neyse onu kopyalar. Şimdi babası otur. Kalkma, konuşma, sorma. Efendim, problemleri hep böyle çözmüşse ben ne diyorsam yapacaksın itiraz etmeyeceksin. Çocuk böyle yaşamış, ailede problemler hep böyle çözülmüşse, böyle kavga, şiddet ve baskı. Çocuk sonra büyüdüğü zaman bakıyorsunuz o da aynı şekilde problem çözme yoluna gidebiliyor. O bakımdan bunlara dikkat etmek gerekiyor. ikna etmek anlatmak, sevgi dilini kullanmak çok önemli. Mesela öfkenin sebeplerinden bir tanesi zamanı değerlendirememe, plansız yaşama, erteleme ve biriken işler. Zaman disiplini zamanı planlama yok plansız bir hayat yaşıyoruz ve erteliyoruz. Yarın yaparım, yarın yaparım, yarın yaparım. Efendimiz öyle buyuruyor. Erteleyen helak oldu. Bugün yaparım, yarın yaparım diyen helak oldu diyor Efendimiz. Gerçekten bu önemli. Şimdi mesela bugünün işini yapmıyorsun, yarın yaparım, yarınki birikiyor, birikiyor, birikiyor bu sefer içinden çıkılmaz bir hal kalıyor. Hal alıyor. Halledemiyorsun, çözemiyorsun. Kafan böyle patlayacak hale geliyor. Korkunç bir stres ve sıkıntı içerisinde kalıyorsun. Sonra etrafına zarar vermeye, etrafına öfkelenmeye çalışıyorsun. O bakımdan eğer insan zamanı planlarsa, yapacağı işleri planlı bir şekilde paylaştırırsa vaktinde yaparsa o zaman insan rahat eder. Sinirlenmez, öfkelenmez. Kendini değersiz ve dışlanmış hissetmek. Bir insanı yok saymak. Mesela bir topluluğa gittiniz. Böyle adam burnunun ucuyla size selam veriyor. Böyle yüzünüze bakmıyor, konuşmuyor efendim yok sayıyor sizi. İşte bu insan için en büyük bir işkencedir. İnsanı öfkelendiren en önemli şeylerden bir tanesi bu. Şimdi bir iki e, profesör e, uzman alanındaki doktorların aldığım bir iki notu da size hatırlatmak istiyorum. Mesela bir tanesi şu. Öfke bizi kontrol etmeden bizim öfkeyi kontrol etmemiz bir zorunluluktur. Amaç öfkeyi tamamen yok etmek değil ama öfkenin aktarımında çevreye ve kişinin kendisine zarar vermesini önlemektir. Öfke duygusu kontrol altına alınmadığı zaman kişinin hayatı için oldukça yıkıcı özellikler gösterir iş hayatını, kişiler arası ilişkileri, sosyal hayatı etkilemeye başlamışsa yardım almak önemli bir husus diyorlar. Öfke duygusunun kontrolden çıktığını düşünen kişiler hani bazı insanlar evet öfke kontrol edilebilir. Ayetlerde bunu gördük Ancak bazı insanlarda bu anormal hastalık derecesinde olabilir yani tamamen kontrolden çıkıyor İşte o zaman da mutlaka insanın bir e, psikologdan doktordan uzmanından yardım alması gerekebilir insan kendisini bu noktada e, kontrol etmelidir. Evet, e, öfkenin ahlaki yıkım etkilerinin yanında ruhsal ve fiziksel zararları da olur. Mesela çok duymuşsunuzdur, efendim ben şeker hastasıyım o yüzden çok sinirliyim diyeni. Aslında sinirliliğe sebep olan şeker hastalığı değildir öfke ve sinirlilik şeker hastalığına sebep olmuştur. Ama farkında değildir. Hipertansiyon, kalp krizleri, beyin kanamaları, felçler, mide ülserleri, hatta kanserler çoğu zaman birikmiş öfkenin sonuçlarıdır. Öfke aynı fay hattında biriken negatif enerji gibi bedende ve beyinde depremlere Dolayısıyla hastalıklara yol açar. Birçok fobinin, kaygının, paniğin altında öfke yatar. Madde ve alkol bağımlılıklarının altında da öfke ön plandadır. Şeklinde ifade ediyoruz. Yani kendi sağlığımızı da tehlikeye atmış oluyoruz. Çünkü öfke korkunç bir şey. Gözler kızarıyor, damarlar şişiyor. Efendim bütün vücuttaki sistem bir gerilim haline geliyor. Akıl mantık devreden çıkıyor. İşte böyle anlarda sabredebilmenin de insana manen büyük bir mükafat kazandırdığını, takva yolunun buradan da geçtiğini ayet-i kerimede bizlere ifade etmişti. Öfke her insanda var ee, içerisinde yerleştirilmiş bir şey. Ee, bunu ancak işte e, kişinin kendi iradesiyle nasıl kullanabileceği konusunda iradesine bırakılmış gibi. Peki e, insanın yedi, içtiği şeyler özellikle e, hani fıtratına tesir eder denir. Bu konuda da öfkeye de tesir olur mu? yediği şeylerin mesela insanın boğazından geçen şeylerin ee, İslam alimleri yediği içtiği şeylerin haram lokmanın yediğimiz içtiğimiz şeylerin mutlaka etkisinin olacağını artı e, iklimlerin içinde yaşadığımız kültürlerin de bunda etkili olacağını söylüyorlar hatta e, bir e, profesör 25.000 kişi üzerinde e, Türkiye'nin öfke haritasını çıkarmışlar 25.000 kişi bütün bölgeleri incelemişler mesela en çok e, öfkenin olduğu e, Doğu bölgelerinde daha çok olduğu böyle Ege falan değişik Tabii bunda gelir adaletsizliğinin, gelir dengesizliğin, açlığın, fakirliğin, ezilmişliğin belli şeylerin böyle etkisinin olduğunu ifade ediyorlar. Hatta mesela bazı alimlerin eserlerinde görüyoruz. İşte devamlı keçi eti yiyen insanın inatçı olabileceğini, koyun eti yiyen insanın daha böyle halimselim olabileceğini etkilediğini söylüyorlar. Ama bu alanda bilimsel bir şey var mıdır, yok mudur? Onu bilemiyorum. Ama zaten Haram yemekten her zaman şiddetle kaçınmamız gereken bir şey. Hatta Besmeleli etle Besmelesiz etin bile bir incelemesini yapıyorlar. Ee, biliyorsunuz bu ünlü bir şey vardı. Bir profesör Japon İsmi neydi şu anda hatırlayamadım. Mesela su deneyi var o zatın. Buna benzer birkaç deneyleri var. Mesela bir kavanozun içine pirinç deneyi var aynı şekilde. İkisine de koyuyorlar. Aynı ortamda aynı şartlarda. Ama birisine devamlı kötü sözler söylüyorlar. O pirinç kararmaya başlıyor. Kötü koku geliyor. Ama güzel şeyler söylenen, Bakıyorsunuz o ta böyle bulunduğu gibi bembeyaz tertemiz kalıyor ya da suyun üzerinde mesela su, bir suyun üzerine kötü konuşuyorlar hakaret ediyorlar suyun kimyasal yapısı karışıyor bir kaos görünüyor ama bir tarafta böyle güzel şeyler konuşuyorsunuz sevecen şeyler hatta dua ediyorsunuz o suyun kimyasal yapısı pırıl pırıl böyle kristaller. Hani on, buradan şunu da anlıyoruz. Su içeceğimiz zaman Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ağzımıza koyacağımız lokmada Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bunların bile demek ki böyle bir etkisi var yani böyle değişik şekillerde etkileri olabilir. Evet hocam peki yani coğrafyanın da bu anlamda hani e, yüksek rakımlı bir yerde yaşayan da ve işte sıcak bölgede yaşayan birisinin öfke patlaması veya öfkedeki öfkeli halindeki tutumu bunlar arasında da bir farklılık var biraz önce sözümüz arasında geçti ama yani bunun da herhalde çok tesiri evet. var mesela düşünün bazı ülkeler hiç güneş görmüyor devamlı karanlık devamlı karanlık gündüz bile devamlı ben bir ara yıllar önce bir program için gelmiştik birkaç gün Norveç o taraflarda inanın biraz da kıştı hiç böyle ne güneş gördük ne gündüz gördük. Gündüz de devamlı lambalar yapıyor, yanıyor devlet dairelerinde. Akşam mı sabah mı? Şimdi devamlı bu şekilde olunca bu insanların ruh dünyalarını etkileyebiliyor. Mesela kendimiz şöyle düşünelim. Günlerce evinizden çıkamamışsınız. Yağmur yağmış, şimşek, hava bulutlu devamlı. Sonra bir güneş doğdu. Pikniğe gittiniz. Nasıl oluyorsunuz o anda? Böyle dağları, çiçekleri, ormanları görünce kuşlar gibi böyle uçuyorsunuz. Yani ruhumuzdaki o şeyi kendimiz bizzat hissediyoruz yani. Mesela evinize geldiğiniz zaman düşünün eviniz pırıl pırıl, tertemiz böyle her şey yerli yerinde, mis gibi kokuyor. Oturmak istersiniz, kitap okumak istersiniz böyle huzur dolar. Ama evinize geldiniz, kaos. Mutfağa giriyorsunuz kaos. Banyoya giriyorsunuz, çamaşırlar, misafir odasında, curcuna oturacak yer yok. Bakın, çevre insanı nasıl etkiliyor? İnsan, kainattaki her şeyle alakadardır, diyor Üstad. Gördüğü lezzetli şeylerden mütelezziz olur, elemlerden müteellim olur. Eşya ve ruh arasında muazzam bir şey vardır, irtibat vardır yani. Onun için, Mesela e, bir yere gidiyorsunuz kütüphaneye pırıl pırıl. Oturup kitap okuyasınız geliyor, yazasınız geliyor. Ama bir yer var ki böyle aman Allah'ım. Ne oturmak istiyorsunuz ne kitap okumak istiyorsunuz. Ortam, çevre mutlaka insan üzerinde etkisi var yani. Evet. Ee, i̇nşallah öfkemizi yenenlerden olunuz hocam. Yoksa yani başta da ifade ettiniz. E, İhsan e, şuuruyla e, hareket edilmez ki, öf öfke de yenilmiyor. Öfke de <laughs> üstesinden gelinmez hale geliyor. Başka hasletler de e, bir bakıma çığırından çıkıyor yani. İhsan, e, sözünüz başında ihsan dediniz de, o ihsan şuurunda yani hem insanlara iyilikte bulunma, bir de burada insanları kötülüklerden uzaklaştırma da ihsan şuuru içerisinde o zaman Tabii. yer alıyor. O da bir iyilik. En büyük iyilik. O da en büyük iyilik mesela. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir hadisi var. Kim bir kardeşine, bir insana hayırı talim ederse, böyle hayırlı, böyle faydalı, güzel bir şey öğretirse ya da irşat ve tebliğde bulunursa usulüne uygun, onun için diyor gökte melekler Yerde yeryüzündeki bütün varlıklar hatta denizdeki balıklar bile onun için istiğfar eder diyor. Bir insana Rabbini tanıtmak, yaratılışının gayesini anlatmak, onun ebedi hayatını kazandıracak güzel bir tavsiyede bulunmak, faydalı bir şey öğretmek, ilim öğretmek bunlar Cenab-ı Hakk'ın o kadar hoşuna gidiyor ki onun için yer gök istiğfar eder diyor. Bu da bu işin ne kadar önem en büyük ihsanlardan birisi bu. En büyük iyiliklerden bir tanesi bu. Yine efendimizin bir hadisi aklıma geldi. Yutulan lokmaların en hayırlısı buyuruyor. Dikkat edin. Yutulan lokmaların en hayırlısı öfkelendiğin zaman o öfkeyi yutmaktır diyor. Yutulan en hayırlı lokma odur diyor. Yalnız bazı insanlar Fatih hocam şunu da yapabiliyor. Böyle kendisini etrafta böyle öfkeli göstermek. İşte bak bu adam öfkeli. Aman bunu kızdırmayalım falan filan. Rol icabı böyle insanlara bunu istismar edebiliyor. Beni öfkeli bilsinler, öfkeli tanısınlar falan şeklinde. Bazıları da böyle iradi olarak bunu. Hani erkek adam öfkelenir. Falan, erke, öfkelenmeyen adam mıdır falan mesela. Bunlar şey yani böyle çok e, uygun değil. evet Bir de hocam evet. siz e, öfkeyi yenmek için hani insan öfkelendiği zaman e, yer değiştirsin, abdest alsın, namaz kılsın, yani bir değişikliğe uğrasın, atmosferi değiştirsin. Yani evet. bunlar e, öfkeyi yenmede... E, etkili faktörler olarak e, anlatıldı. Evet. Burada e, şunu ben sormak istiyorum. Acaba yani bu anda e, öfkelendiği anda öfkesini yenmek için e, efendimizden e, ravi herhangi bir dua ya da e, mesela şu ayetleri okursanız bu da yine öfkenizi yenmede vesile olabilir, e, dua vesile olabilir diye böyle bir şey hatırlıyor muyuz? Şu anda ilk aklıma gelen o şekilde bir e, dua bilmiyorum ama vardır, e, bakmak lazım. E, ya Rabbi benim öfkemi dindir diye dua edilebilir. E, mesela Fatiha gibi, Falak gibi, Nas gibi. E, şunu diyor Efendimiz, sen şimdi deyince. E, sahabe diyor ki, sahabeden birisi bir adam diyor, öfkelendi diyor. Karşısındaki ile küfürleşiyordu, bağırıyordu, gözleri kızardı, damarları şişti, çok öfkelendi. Efendimiz buyuruyor ki, o adama ben bir söz biliyorum ki kim onu söylerse o öfkeden, o şeytanın tehlikesinden kurtulur. O da diyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Öfkelendiğiniz zaman diyor efendimiz bunu söyleyin diyor. Sonra o adama gidip bunu ifade ediyorlar, söylüyorlar. Hadis-i şerifte bu geçiyor. Euzu onun için her işimizin başında bu şekilde başlamak aslında şeytandan, şeytandan gelebilecek her türlü vesveselerden, tehlikelerden Allah'a sığınmış oluyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş olan şeytanın şerrinden, her türlü şerrinden Allah'a sığınırım. Yine e, Falak ve Nas sureleri. E, minel cinneti ve nas. insi ve cinni şeytanların vesveselerinden. Her türlü vesvese. Öfke, hırs veya aklımıza getirebilecek her türlü vesveselerden Allah'a sığınmak gibi başka dualarda olabilir bunlarla Öf, alakalı. Öfkelenmek e, şeytanın sevdiği ve desteklediği bir şey mi o zaman? Şeytanın toplumları, aileleri parçalamak için aralarına attığı en etkili el bombası hocam. Bir atıyor, güm diye patlıyor, ortalığı paramparça ediyor. Aileleri paramparça ediyor. Toplumları paramparça ediyor nice insanlar bir anlık öfkelerinin kurbanları olmuştur. Üstadın dediği gibi hapishanelere bakın, hastanelere bakın, mezaristanlara bakın. Bir anlık öfkenin neticesinde neler olmuştur? Çok pişman olmuşlardır ama mesela bir saniye tetiğe dokunmak diyor Üstad Hazretleri bir saniye tık dokundu ama bir can gitti bir insan öldü. Ve kendisi senelerce, milyonlarca dakika hapishanede yatıyor. Halbuki o bir saniye e, sabredebilseydi belki o başına gelmeyecekti. Psikologlar, uzmanlar bununla alakalı itfaiye örneğini veriyorlar Fatih Hocam. Öfkede diyorlar yangın örneği kullanılması lazım. Bu çok güzel bir örnek. Mesela yangın var, bir bina çatır çatır yanıyor biz oraya gittiğimiz zaman ya bu bina yangın nereden çıkmış nereden onu araştırmayız diyor. İlk iş yangını söndürmektir. Önce yangın söndürülür nedenleri sonra araştırılır. Bizim de ilk yapacağımız iş o an öfkeyi kontrol edebilmek. Hatta diyorlar ki işte öfkelendiğiniz zaman en az birden ona kadar sayın. Bir, 2, 3, 5. Biraz sakinleşin. Dur, dinle, sonra karar ver. Yani önce yangını söndür. Daha sonra sebeplerine başvur. Aksi takdirde e, daha tehlikeli bir durumlar e, olabiliyor. Bayanlar stres altında kaldıkları zaman ağlayarak yansıtırlarmış. Erkekler öfke olarak yansıtırlarmış. Yine bu böyle e, psikologların bir ifadesi. İşte e, sabır üç yerde sabır diyor ya sabır niye verilmiş insana? Demek Yok, ki böyle için. böyle yerlerde sabretmek gerekiyor yani. 10 dakika sabr mesela hepimizin aile hayatında olmuştur, arkadaşlık hayatında olmuştur, kırmışızdır, sonra üzülmüşüzdür, gece sabaha kadar uyuyamamışızdır. Ama kendi kendimize şunu demişizdir. Ya ne olur 10 dakika daha sabretseydik, ne olurdu dilimi tutsaydım falan diye. Ama işte şeytanın önemli bir tuzağı bu. Öfke. Evet. Bir profesör psikolog onun e, videosunu dinlerken o kendi şöyle bir şey anlattı. E, yani hastaların 15 yaşında bir çocuk. Bakın 15 yaşında bir çocuk intihar etmiş. İntihar sebebi evindeki şiddet ama diyor bu dayak değil yani şiddet öfke ille böyle dayakla olmuyor e, manevi baskı sözle babası iki de bir senden adam olmaz sen beceremezsin sen şundan zayıf aldın sen bundan zayıf aldın devamlı evde bu şekilde ve çocuk diyor 15 yaşında diyor intihar etti diyor şimdi arkadaşlar ben Elif bacımıza da onu söyleyeyim. İster Kur'an eğitimi olsun, ister farklı eğitim kurumları olsun. Bence çocuklarımıza eğitim verirken onlara eğitim vermeden önce velileri bir toplamak lazım. Velilere bir seminer vermek lazım. Annelere, babalara bir seminer vermek lazım. Efendim, eğitimde bakın çocuklarımızla biz şöyle 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 metotlar uyguluyoruz, şunu yapıyoruz. E, neticesini şu, şu kadar zamanda alabiliriz. Bazı ailelerden şöyle tepkiler gelebiliyor. Bu pedagojik yönden, efendim, her eğitim yönünden çok sakıncalı. Çocuklarımıza şöyle davranalım, böyle davranalım, şöyle teşvik edelim, böyle teşvik edelim diye önce annelere, babalara usul bu konuda bir eğitim vermek gerekiyor. Bizim e, okullarımız bunu yapıyorduk kısmen. Mesela ben İzmir'deyken Yamanlar Koleji vardı orada. Velileri hafta sonları belli zamanlarda sınıflarda onlara eğitim veriyorlardı. Şimdi anne baba bilmiyor, tedriciliği bilmiyor, çocuğun psikolojisini bilmiyor. Tohumu atar atmaz hemen elma versin, portakal versin. Yok böyle bir şey yani. Bu Allah'ın fıtrat kanununa aykırı bir şey. Ama işte bunların onlara anlatılması gerekiyor, eğitilmesi gerekiyor. Aileler de bilmiyor. Şimdi mesela aynı sınıfta bir çocuk iki günde Kur'an'a geçince sen niye geçmedin falan ya da öğretmeni suçluyor. Benim çocuğum kaç gündür geliyor hala geçemedi falan diye. Onun için önce ailelerin bir eğitilmesi gerekiyor bu konuda. Onlara ders verilmesi gerekiyor. Öfkelenir, başta da dedik ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ne zamanlar öfkelendiği, ne zamanlar öfkelenmediği, o konuda ölçüyü ve dengeyi bilmek lazım. Mesela bazı hususlar var, öfkelenilmesi gerekiyor ama hiç öfkelenmiyor. Bak Üstad Hazretleri bunu nasıl anlatıyor? Evet, kuvve-i gadabiyenin tefrit mertebesi, tefrit mertebesi, cebanettir ki korkulmayan şeylerden bile korkar. Öfkenin, gadabın hani ifrat tefrit diyoruz ya dengesizlik. Tefrit mertebesi cebanettir ki korkulmayan şeylerden bile her şeyden korkar. Bunun yanlış olduğunu. İfrat mertebesi tehevvürdür ki ne maddi ne manevi hiçbir şeyden korkmaz. İşte bütün istibdatlar, tahakkümler, zulümler bu mertebenin mahsulüdür. Yani adam hiçbir şeyden, ne ahiretten korkuyor, ne dünyadan, hiçbir şeyden korkmuyor. İşte bütün e, zulümlerin, istibdatların, nemrutlukların, firavunların, tahakkümlerin sebebi diyor, budur. Zulümler bu mertebenin mahsulüdür. Vasat mertebesi ise şecaattir ki hukuku diniye ve dünyeviyesi için canını feda eder meşru olmayan şeylere karışmaz ve keza kuvve-i gazabiye haddi vasatı tecavüz ederse öfke gadab duygusu e, haddi vasatı yani ölçüyü kaçırır tecavüz ederse hayatı ı hem yüzünü hem astarını yırtar, alt üst eder. Bir adamın kuvve-i gadabiyesi olan dafiası ve kuvve-i şehviye olan cazibesi olmazsa ölmüş olur ve hay iken meyyittir. Yani bunlar hiç olmadığı zaman o insan ölüdür diyor. Ama bunların ölçüsünü tutturmak önemli. Efendim bir tarafta dinine, ırzına, namusuna, bütün değerlerine küfrediliyor, çiğneniyor. Hiç öfkelenmiyorsun. Vurdum duymazsın. E bu da bir ölçüsüzlük. Ama olur olmaz her şeye öfkeleniyorsun. Etrafında kimseyi bırakmıyorsun. Hani ayeti kerimede ne diyor Cenab-ı Hak Efendimiz'e? Eğer sen kaba ve sert olsaydın diyor etrafında kimse kalmaz dağılır giderdi. Yani burada sıratın müstakim. Zaten biz ihtine sırat sıratal müstakim dediğimiz zaman her alanda sıratı müstakim istiyoruz Allah'tan. Ya Rabbi senin Kur'an'ın ve istediğin ölçü içerisinde bana bir hayat ver. Konuşmam sıratı müstakim olsun. Hırsım sıratı müstakim olsun. Şefkat ve merhametim sıratı müstakim olsun. Allah'tan fazla merhamet edemeyiz biz. Efendim gadabım aynı şehvani duygularım çocuklarıma olan sevgim, eşime sevgim, dünya bütün bunlarda biz sıratı müstakim bir bir ölçü, bir denge aramış oluyoruz. Aksi takdirde ifrat ve tefrit içerisinde kaybederiz. Kuvve-i gadabiyenin baskısı altına girdiğiniz zaman şimdi e, öfke geldiği zaman vicdanın yolunu tıkar. Aklın yolunu kalbin yolunu tıkar diyor. Yani akıl da, vicdan da, mantık da, kalp de devreden çıkıyor adeta. Mesela vicdan katılaşıyor o anda. Akıl tamamen devre dışı kalıyor o anda. Kalpteki duygular devre dışı kalıyor. Öfke bütün bunların yollarını, ışıklarını söndürür diye bir ifade var. Dolayısıyla aklı da etkiliyor kalbi de etkiliyor, diğer duyguları da etkiliyor. Ya da mesela şehevi, kuvve-i ölçüsüzlükler içerisine girdiği zaman o da gadap duygusunu tetikliyor, o onu etkiliyor. Yani bunun üçünde de zaten ruhun üç ana sütunu gibi şeyler bunlar. Bunların üçünde de sırat-ı müstakim ölçü içerisinde olmak çok önemli. Ama işte bunlar Okumaya bağlı, bilmeye bağlı, eğitime bağlı, öğrenmeye bağlı şeyler biraz. Bir de ailedeki aldığı terbiye, ailedeki aldığı modellemeler bunların hepsi çok önemli. Ee, onun için e, dersler, sohbetler, okumalar e, bundan dolayı çok gerekli olduğu kanaatindeyim. Saygıyla, hürmetle huzurlarınızdan ayrılıyoruz görüşmek üzere inşallah